Pişmanlık duyan kişilerin altında kaldım dedikleri vebal, Türk Dil Kurumu'na göre ne anlama gelmektedir? A. Şüphe. B. Üzüntü. C. Günah. Güzel bir soru. Günlük hayatımızda çok duyarız. Ben de çok kullanırım ama... Nasıl durumlarda kullanıyorsunuz peki? Vebal altında kaldım. Birisiyle ilgili yanlış bir düşünce dile getirmek olabilir. O şekilde yani bir pişmanlık, şüphe, üzüntü hepsini barındıran bir kelime gibi. Mesela vebali başka nasıl cümlelerde kullanıyoruz? Vebal altı. Vebale girmek istemem. Bunun vebaline girmek istemem denir. Vebal altında kaldım denilir. Burada bence bir Tufan hocamızı hem tanışalım. Tamam. Hem de danışalım. Tamam. Hadi bakalım tanışalım danışalım hocam. Evet ben de kimsenin vebalini almak istemem tabii ki. Dolayısıyla belki karışıklığa sebep olur diye B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Evet. Hocam şüpheyle günahı bıraktı sizlere. Hangisi olabilir acaba Sema Hanım? Bu durumda C diyeceğim. C günah. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.